37 nolu kitaba geldik. Kitabul icareti. İcaret. Yani müstecir, gerek yer kiralayan, gerek emek kiralayan, işçi çalıştıran. Evet, Kitabul icareti, icaret kitabı. Bâb-ı isticâri racûl-i-sâlihi. İlk başlık İmam Buhari, salih adamı çalıştırmak diye bab başlığı koymuş. Çalıştıracaksan düzgün adam çalıştır demeye getiriyor. Ve kavlullahi teala, ve Allah Azze ve Celle'nin şu sözü. Eğer ayet bulursa konusuyla ilgili, bab başlığında illaki onu kullanmak ister. İmam Buhari'nin bu alışkanlığı bu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki: İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. Senin kiralayacağın adam, yani işçi olarak çalıştıracağın kişi, kavi olması, kuvvetli olması ve emin olması en hayırlısıdır. Bu, yanılmıyorsam, Medyen'de Hazreti Musa'yı yanında çalıştırmak üzere kendisine kızlarından birisiyle nikahlanmasını teklif etmesi. Evet. Veya bu teklife giden süreci açan kızlardan birinin teklifi bu. Ya ebet istecirhu, babacığım onu kirala. İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. Kuvvetli ve güvenilir biri ni ki çalıştırman elbette daha hayırlıdır. Belli ki kızın da Hazreti Musa'da gönlü var. Çünkü daha onu çağırırken bile Cenab-ı Hak utana sıkıla geldi. فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Biri geldi, utangaç bir şekilde yürüyor. قَالَتْ, dedi ki: اِنَّ اَب۪ي يَدْعُوكَ, babam seni çağırıyor. لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا, bizim için sulamada bulundun, hayvanlarımızı suladın. Babam da karşılığında sana mükafat vermek istiyor. فَلَمَّا جَاءَهُ, yanına gelince, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ, ve ona kıssaları anlatınca, başından geçenleri anlattı. Hazreti Musa'nın kıssaları, yani ne denli renkli bir hayat. قَالَ لَا تَخَفْ, o da dedi ki: korkma. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, zalim kavimden kurtuldun. Şimdi beni düşündüren, bir adam geliyor, hayvanlarını suluyor, orada zalim diğer çobanlara müdahale ediyor. Zulme karşı duruşuna tanık oluyorlar. Bir de yanlarına çağırıyorlar, kıssalarını anlatıyor, başından geçenlerini. Ve bu kadar bir şeyin neticesinde karşı tarafı tanımış oluyor. Demek ki mümkün. Yoksa Cenab-ı Hak onun dilinden... İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. Tamam, kavi olduğunu görürsünüz. Kuvvetli, pazulu, güçlü, cesaretli bir adam. Onu gözlemlersiniz. Ama emin olduğunu da demek ki anlayabilir. Bir insan bir insanla tanışınca, onun bir iki gün içerisinde, hadi bir iki güne yayalım onun oradaki şeyini. Ama Cenab-ı Hak öyle anlatmıyor. Geldi, suladı, çekildi bir ağacın gölgesine. Ondan sonra Rabbi inni lime enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbim, ben bana göndereceğin her hayra ihtiyaç halindeyim, dedi. Der demez fecaetu ihdahuma, kızlardan biri geldi. O sebeple çok arada bir zamanda yok, ama tanıyabiliyor demek ki insan. Dinlediğinde onun hikayelerini, kıssaların hepsini dinledi. Kızlar da dinlediler orada belli, ağzı açık bir şekilde. Onlardan biri hemen, babacığım kuvvetli ve güvenilir bir adam, bundan daha iyisini bulamazsın, bunu kiralasan, dedi. O da böyle bir kiralama için bize çalışması karşılığında kızlarını teklif etti. Yani o günkü dünyada bunlar normal. İnni uridu en unkihaka ehdebne, para vermiyor Hazreti Musa'ya çalışması için. Diyor ki: ben seni kızlarımdan biriyle nikahlayayım, sen de yanımda 10 yıl çalış.
inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayni ala an ta'jurani 8 hicac. 8 yıl benim yanımda bana çalışman için emeğini kiralıyor. O hayvanları sulayacak, şey yapacak. Bunun karşılığında sana kızlarımdan birini nikahlamak istiyorum. Fein etmemte aşran, eğer ona tamamlarsan femine indik, o da senden olur. Bu da ilginç bir teklif. Azını teklif etmiş, çoğunu umuyor. Bizde genelde bu tersi olur. Ama o pazarlık, yani hani o 10 dese ya gel ver hadi 8'e bunu bağlayalım. O bizim tarzımız. Bu en azından bahsetmiş, yani 8 onun vazgeçilmezi gözüküyor. Ama fein etmem teaşran, eğer ona tamamlarsan femine indik, o da senden olur. Ve ma uridu an eşukka aleyk, sana ağır bir teklifte bulunmak istemiyorum. Seteciduni inşaallahu minas salihin, değil mi? Beni inşallah iyi kimselerden bulacaksın bu süreç içerisinde. Kale zelike, Hazreti Musa ne dedi sizce? 8'i mi kabul etti, 10'u mu? Ya 10, tabi hemen evleniyoruz modunda. O dedi ki kale zelike beyni ve beynik, bu seninle en zekice olanı yaptı. Bu seninle benim aramda. Eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvâne aleyh. İki süreden hangisini yaparsam bana hiçbir düşmanlık olmasın. Yani 8'de bırakırsam da bana bir şey demeyeceksin. 10'a tamamlarsam da sorun olmayacak. Onu da zamana bıraktı. Yani ben seni nasıl bakalım duruma göre 8 veya 10. O da zekice cevap verdi. Teklifinde de adam kızlarımdan şunu demiyor da birini diyor. Muhtemelen onun herhalde bu anlamda şeyine saygı duyuyor. Çünkü Cenab-ı Hak da diyor فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, kadınlardan size hoş olanı tercih edin, nikahlayın. O da ona böyle bir imkan sunmuş. Gerçi dar bir aralık ama ikiden biri olsun, yine Mısır'dan kaçıp gelmiş, hiç kimsesi yok. Biraz da tabii canını kurtarmaya çalışan bir adam. Hala Mısır'a yakın mıyım diye tedirgin olan bir kimse. Hayat biraz koşullarla ilerliyor. Her şeyde fırsatçılık gibi bakmayalım. Onun koşullarıyla bu yaşlı zatın koşulları uyuşmuş. O da ona kızını teklif etmiş. Bir aile olmuşlar artık o andan sonra. İhtiyaçlar karşılıklı örtüşünce, ki hayat çoğu zaman böyledir. Evet. Evet. Yardım ediyor, çekiliyor kenara. Evet. Tabii Şuayb Aleyhisselam'da öyle bir ihtiyaççı, kişiye ihtiyacı olunca herhalde. Kızlar gelip babaların... Medeni, evet. Ondan sonra çok medeni devam ediyor aralarında. Evet, evet. Kızlar gelip babalarını anlatıyorlar. Evet. Baba böyle bir adam geldi, o çobanları ondan korktular. O adam suladı, bizim hayvanlarımızı gönderdi. Gidin bulun onu getirin bana diyor yani. Bu adam belli ki iyi bir adam. Bizim de böyle birine ihtiyacımız var düşüncesi vardır arka planda. Gelip bir de hikayesini dinleyince tamam diyor, zalimlerden kurtuldun. Burada burası onların devlet olarak sınır alanlarının dışında kalıyor. Rahat olabilirsin. Gel bizimle ailevi bir ilişkiye gir diye ona kendi damatlığını teklif ediyor adeta. İnne hayra men istecerte, İmam Buhari buradan almış şeyi, başlığı, babu istecari raculis salihi, salih adamın çalıştırılması, emeğinin kiralanması. Yani o teşride artık bu bugünkü halle mihre karşılık geliyor gibi benzetebilirsiniz. Ama unutmayınız ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً, her biriniz için Allah Azze ve Celle, yani hep ümmet için ayrı ayrı teşrilerde bulundu.
bu ümmetteki teşriden yola çıkarak diğerini levh etmek, bu zaman bozumu olur. Bu makul bir şey değil. Nitekim Allah Azze ve Celle öncekilerde aynı anda iki kız kardeşi almayı helal kılmışken, bu onlar için helaldi, güzeldi, hoştu, anaların ak sütü gibi, tertemiz, hiçbir şekilde kınanamazlar. Ama şimdi Cenab-ı Hak bize haram kıldı. Bir insan iki kız kardeşi aynı anda nikahını alamaz. Çünkü haram, artık bu pis oldu, çirkin oldu, kötü oldu. Bu Cenab-ı Hakk'ın şeyine bağlı. Dolayısıyla onun önceki ümmetlerde, hele hele mesela ta Hazreti Adem döneminden adam zaman bozumu uyguluyor. Hazreti Adem'de kardeşler arasındaki bu tür bir evliliğe Cenab-ı Hakk'ın o teşride müsaade etmesinden yola çıkarak, bağışlayın, bugünümüze taşıyor meseleyi ve buna kötü tanım, kötü yakıştırmalarda bulunuyor. Bize bakan yüzüyle öyle ya, bizde haram. Kalkıp oraya da o zaman onlar o çirkefliği yaptılar diye buradan aynı şeyi taşıyor. Halbuki onlar için Cenab-ı Hakk'ın helal kıldıklarının hepsi onlar için helal, hoş ve temiz idi. Cenab-ı Hakk'ın bunlar içerisinde neleri bize haram kıldıysa, onlar da bizim için çirkin, kötü ve pistir. Bizim için pis olan onlar için de pistir demek, Cenab-ı Hakk'ın her bir ümmet için ayrı teşride bulunmasını göz ardı etmek demektir. Standart bir teşri olması icap eder gibi bir yaklaşım olur ki, pisi de, iyiyi de, kötüyü de Cenab-ı Hak yaratır, ona pis veya iyi olma hükmünü de o verir. Biz bir şeye helal, haram, iyi, kötü hükmünü vaz edemeyiz. Cenab-ı Hak böyle bir üreme sistemi var etti ve bunu böyle hidayet etti, yol gösterdi. Bunu onun gösterdiği şekilde temiz, düzgün şey biliyoruz. Bizim popülasyonumuzu başka türlü yaratsaydı, başka ilişkiler üzerinden çoğalmamızı düzenleseydi, öylesi güzel, öylesi hoş olurdu. İyilik, kötülük kökeni itibariyle var olan şeyler değil. Bırak kötülüğün, iyiliğin özü itibariyle var olmasını, o nesneler bile yok. Cenab-ı Hak eşyayı da yaratan, ona iyi kötü hükmünü de ayrıca veren kudret. Yani Cenab-ı Hakk'ın bağlı olduğu bir kodlar manzumesi yok böyle. Bir yerlerde bazı şeyler yazıyordu, Cenab-ı Hak o kurallara uyuyor. Evreni her şey yoktan bütünüyle var eden Cenab-ı Hak, İnsanlığı ilk yaratmış, ilk yarattığında onlara teşri ettiği düzene buradan karşı çıkıp sonra da oradan akla hayale gelmedik absürt iddialarla güya zekice konuya çözüm üretmek, bu ancak kendisini zeki sanan, absürt iddia ortaya atan bir duruma, komik bir duruma düşürür insanı. وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى Ve Allah Azze ve Celle'nin şu sözü dedik, اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ Kuvvetli ve güvenilir. O nazarla bakarsanız bu da size çok çirkin gelebilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın anlattığı bu şeyi de çirkin bulup, belki bu akımın, bu anlayışın yarınki zürriyeti bu ayetlere de karşı çıkacaktır. Şuraya bak, Cenab-ı Hak koca bir adamı böyle iş karşılığı kızını teklif ettiriyor. Haşa, ne kadar pis, çirkin diye aynı yaklaşımla gidince buralara da karşı çıkabilirler. Ve benzeri diğer örnekler de çok. وَالْخَازِنُ الْاَم۪ينُ Güvenilir hazin, yani malın bekçisi. وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ اَرَدَهُ Ve bunun taliplisini değerlendirmeyen kimse. Konumuz bir adam çalıştırmak ya. İmam Buhari, işe talipli olan, yani bir miktar hırs sahibi olan kimsenin bu işte kullanılmaması, buna dair hadisler var. Muhtemelen hadisin bir bölümü buna döndüğü için başlıkta bunu da yerleştirmiş. Ve diğer yan başlık, güvenilir hazin, yani malın başında duran, alımının satımını, kaydını, hesabını yapan kimseler. Ve ilk yan başlığımız Cenab-ı Hakk'ın ayetinde geçen kuvvetli, güvenilir kimse. Bab başlığı bu ekiyle birlikte böylece tamamlandı. İlk hadisimiz 2141 nolu hadis.
Haddethena Muhammed ibn Yusuf'a, bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddethena Sufyanu, bize Sufyan anlattı. An Ebi Burdata, o da Ebu Burda'dan, kâle dedi ki, ekberani ceddi, bana dedem haber verdi. Ebu Burdata, dedem Ebu Burda haber verdi. An Ebihi, o da babasından, Ebi Musa'l Eşari'yi, Ebu Musa'l Eşari'den, radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kâle dedi ki, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, el hazinul aminu, güvenilir hazin, yani malın bekçisi, malı sevk ve idare eden, ellezî yueddî mâ umira bihî tayyibeten nefsuhu, kendisine emredileni gönül hoşnutluğuyla yapıyor ise, mesela falanca yere tasaddukta bulun, şu kadar oraya ödeme yap. Oh ne güzel oldu ya, bizim patron ne güzel böyle hayır yapıyor. Bu ödemeyi yapar, hem de kendi gönlü de buna alkış tutuyordur, kendi içi de. Bundan da hoşnuttur. Allah'ın elçisi, böyle bir hoşnutlukla bu işlemi yapan kimse, malın sahibi olmasa bile, malın sadece sevk ve idare edicisi olsa bile, o ehadul mutasaddikina, tasadduk edenlerden birisi sayılır. Yani ona da oradan şey var, sevap var. Benzer şekilde evin hanımı da böyledir. Hadiste, başka bir hadiste öyle geçer. Yani evin beyi, işte gelen fakir fukaraya, kapınızı çalanlara şöyle şöyle tasaddukta bulun dese ve hanımefendi de bunu hoşnutlukla, memnuniyetle, gönlünü de katarak buna yapsa, o da buradan aynı şekilde pay alır. Bir de var ki, ya ne diye veriyoruz bunlara diye böyle istemeye istemeye, sırf beyi emretti diye veriyorsa, ona buradan herhangi bir pay ve hisse gelmez. Çünkü innemel a'malu bin niyyat, ameller niyetlere göredir veya niyetler iledir. Aqulu qawli hadha ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin.